Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni güzel videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Size bugün çok güzel bir yeni nesil faktöriyel sorusu çözeceğim arkadaşlar. Bu tür soruları çözebilmek için şekilli sorular, ÖSYM'nin sevdiği böyle mantık gerektiren sorular arkadaşlar. Bu tür soruları çözebilmek için verilen şekli, şekille ilgili verilen değerler arasındaki bağlantıyı iyi kurmak lazım. Burada verilen değerin mantığını iyi anlarsanız arkadaşlar, yani burada ne demek istiyor? Bunu tam olarak anladığınız zaman şunu anlarsanız ya da şekille ilgili sizden verdiği örneği eğer anlayabiliyorsanız zaten soruyu çok rahat çözebiliyorsunuz arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği tiplerden biri bu. Soruyu algılayabilmek arkadaşlar. Zaten bunu anladığınızda çözümü çok basit oluyor. Şimdi beraber çözelim. İçinde bir K sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolün değeri bize verilmiş. Yani içerisine bir K sayısı yazıyoruz. Mesela örnek bir tane çokgen belirleyelim. Ne olsun çokgenimiz? Çokgenimiz kare olsun. Şimdi bunun içerisine bir K değerini yazdığınız zaman bunu söylüyor. Şunu diyor ki K eksi 1, K artı 1, K artı n eksi 1. Yani en kenarlı dediği için dört kenarlı arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir dört kenar olması. Dört kenar zaten. K eksi 1 olarak yazacağız. Bunu K eksi 1. Yani içindeki sayının bir eksiğini yazıyorsunuz. Sonra içerisindeki sayıyı yazıyorsunuz. Sonra içerisindeki sayının bir fazlasını yazıyorsunuz. Sonra diyor ki içindeki sayıyla kenarları toplayın ve bir çıkarın. Yani K ile 4'ü topluyorsunuz. Bir çıkardığınızda K artı 3. Yani buradan K artı 3'e kadar olan sayıların çarpımlarını bize soruyor. Temel mantık bu arkadaşlar. Örneği de vermiş. Bir üçgen var. Üçgenin içerisinde 4 var. Dolayısıyla 4 eksi 1 3. 4'ün kendisi 4 artı 1 5. 4 artı 2 6. Kenar sayısı 3 olduğu için 4 artı 3 yazmıyoruz. Yani bir eksiği kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu mantığı anladıysanız zaten ÖSYM'nin sizden istediği şeyi anlamışsınızdır ve sınavda çıkarsa buna benzer bir soru çıkabilir. ÖSYM bu tür soruları artık çok seviyor. Çıkabilir arkadaşlar. Çıkarsa yapacağınız şey çok basit. İçindeki sayının bir eksiğini yazıyorsunuz. 4. Kendisini yazıyorsunuz. İşte bir fazlasını yazıyorsunuz. 2 fazlasını yazıyorsunuz. 3 fazlasını yazıyorsunuz. Bakıyoruz kaç kenar varmış? 6 kenar varmış. Yani burada 5 ile 6'yı topladık. 11. Bir çıkardınız. 10 olması lazım. O zaman son durumda buraya 10 yazmamız lazım. Şimdi bunu yazdınız. Geldik 6'a. Şimdi içindeki sayının bir eksiğini yazıyorsunuz. İçindeki sayının kendisini yazıyorsunuz. İçindeki sayının bir fazlasını yazıyorsunuz. İçindeki sayının iki fazlasını yazıyorsunuz. Şimdi bakıyoruz burada 3 var içerisinde ve dört kenarlı bir şey var. Dolayısıyla 3 artı kenar sayısı 4 olduğu için ve eksi 1 dediği için buraya 6'ya kadar gitmeniz gerekiyor. O zaman buraya 6. Yani bu iki ifadenin birbirine bölümünü soruyor zaten. Sonuç olarak bizden istediği şey bu. O zaman sonucu yazalım. 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 9 10 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. İşte birbirini götüren ifadeler 4 5 6'lar 4 5 6'lar birbirini götürecek. Sonra 2 ile 8'ler sadeleşecek. 3 ile 9'lar sadeleşecek. Elimizde neler kalıyor? 7 var. 4 var, 3 var. Onu da 2 ve 5 diye ayırırsak ne olur arkadaşlar? Şimdi bunu bir daha düzenleyelim. Bunu düzenlediğimizde elimize ne geliyor? 7 çarpı, burayı 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı. Burada zaten bir de 1 yazsanız. Dolayısıyla 7 çarpı 5 faktöriyel bizim istediğimiz direkt sonuç oluyor arkadaşlar. Yani bakın burada temel mantık şekille verilen arasında bir bağlantı kurabilmek. Bugün böyle sorar, yarın başka bir şey sorar. Yarın size bir şekil verir. Şekil içerisinde bir sayı vardır ve sayının örnek veriyorum. Üstünü alırsınız ve şeklin işte kaç kenarlıysa kenarına bölmeniz gerekir gibi mesela. Buna benzer sorular da verilebilir. Yani burada önemli olan temel mantığı iyi algılayabilmek, iyi anlayabilmek arkadaşlar. Bu tür soruların devamı için arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.